Herkese İsveç'ten günaydınlar. Uzun zamandır gelmek istediğimiz bir ülkedeyiz. Bugün günlerden 22 Aralık, en uzun gecelerin yaşandığı dönemdeyiz. Bir de kuzeydeyiz. Şimdi havaalanına vardık. Havaalanından Terminal 4'ten Park 2 alanına geldik. Bir shuttle, bir otobüs kullanarak. Ve kiraladığımız arabayı alıyoruz buradan. 8 gün boyunca İsveç'te olacağız. İlk durağımız Stockholm. Stockholm'dan sonra da yavaş yavaş yukarıya, kuzeye doğru çıkmayı düşünüyoruz. Farklı kış deneyimleri yaşamak istiyoruz. Şu anda arkamda bulunan Opel Mokka'yı 22'sinde alıyoruz, 30'unda bırakacağız. Yani 8 gün bizim olacak araba ve bunun için sadece 200 euro ödedik. Haydi şimdi Stockholm'a gidelim. Stockholm'dan merhabalar. Videonun başında size İsveç'le ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu ülkenin yüz ölçümüyle başlayacağım. Çünkü ben yüz ölçümünü düşünmeyi seviyorum bir yeri dolaşırken. Ne kadar büyük olduğunu anlama açısından bunu bilmek benim hoşuma gidiyor. Bu ülkenin yüz ölçümü 450 bin km2. Yani Türkiye ile kıyaslayınca daha küçük bir ülke burası. Türkiye'nin 780 küsür bin km2. Bu bilgiyi okuduğumda şöyle enteresan bir bilgi daha gördüm. Mesela İsveç Avrupa'da bulunan en büyük 3. yüz ölçüme sahip ülke. Birincisi Fransa, ikincisi İspanya. Mesela bunlara da şaşırmıştım. Çünkü bana mesela Almanya'da çok yüksek bir yüz ölçümüne sahip gibi geliyordu. Ama aslında 300 küsür binmiş. Yani İsveç toprak bakımından Avrupa'da büyük bir ülke. Ama tabii kuzey taraflarının çok yaşanılamıyor olması dolayısıyla nüfus yoğunluğu çok büyük bir ülke değil. Burası Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen euro kullanmıyor. Kendi para birimleri olan İsveç kronunu kullanıyor. 1 euro da 11 İsveç kronuna denk geliyor. Ülke diğer Avrupa ülkelerine kıyasla genel olarak daha pahalı bir ülke. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir 55 bin euro civarında. Yani böyle dünya üzerinde ilk ona vesaire girmiyor ama tabii ki yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Biz şu an ülkenin başkenti Stockholm'deyiz. Burada da ülke nüfusunun 5'te 1'i, yani 2 küsur milyon insan yaşıyor. Daha yeni şehir merkezine vardık. Arabayla gelirken de şu an yürürken de açıkçası mimariyi çok beğenmedik. Çok fazla apartman İsveç. İsveç'te snus denilen bir şey var. Nikotin ihtiyaçlarını karşılamak yerine sigara yerine bunu tüketiyorlarmış. Ağızlarına koydukları nikotin veren madde aslında bu. Onu denemek istedik şimdi. Gelin dükkana bakalım beraber. Böyle bir şey, kutusu. Başlangıç seviyesi bir şey aldık. Bunun nikotin seviyesi bayağı düşüktü. 10 üzerinden 2 idi bu arada. 10 üzerinden 2'ymiş. Bu da 10 miligrama denk geliyor. Normal herhalde. Daha önce hiç kullandığımız bir şey olmadığı için, sadece merak ettiğimiz için nasıl bir şey olduğunu almaya karar verdik. Sinüslerde böyle bir şey. Bunu damağınıza yapıştırıyorsunuz, orada duruyor işte. Aynen öyle. Burçak bir sinüs attı ağzına. Nasıl? Yani şu an şuramda duruyor ve bence belli doluyor. Genel olarak belli olmadığını söylüyorlardı ama... Çok olmuyor. Aa, öyle mi? Ben hissediyorum o zaman. Beğendin mi? Çok hoşuma giden bir şey olmadı yani böyle, çünkü ağzımda bir sıvı sürekli dolanıyor. Kendimi dişçide gibi hissediyorum. O yüzden beğenmedim. Alışık olduğumuz bir şey değil ama arkadaşımızın söylediğine göre burada herkes bunu kullanıyormuş, bunu tüketiyormuş ve sigara içmiyorlarmış. Yani sadece bu sinüsleri kullanıyorlarmış. İsveç'te %3'ten yüksek oranlı bir alkol almak istiyorsanız bunu normal bir marketten alamıyorsunuz. Arkamda bulunan sistem Bolaget denilen yerlerden alabiliyorsunuz sadece bunları. Alkol bu ülkede diğer Avrupa ülkelerine kıyasla biraz daha pahalı diyebilirim. Arkamdaki sistem Bolaget 7'de kapanıyor mesela. Hepsini bilmiyorum ama çok geç de kapandıklarını düşünmüyorum. Yani alkol satışı bir hayli kontrol altında bu ülkede. Şimdi metroyla Gamla Stan tarafına gidiyoruz. Gamla Stan da buranın eski şehri. En bilindik turistik yerlerinden biri. Debit kartınızı basıp geçebiliyorsunuz. Hiç bilet almanıza gerek yok. Bu
bölgenin ismi Gamlasutan. Sokakların da güzel olduğunu hissediyorum. Güzel bir hissiyat geliyor o taraftan bana. Bu arada hava biraz karanlık. Akşam olduğunu düşünebilirsiniz ama saat henüz 3'e 20 var. Biliyorsunuz kış aylarında kuzeye çıktığımız zaman gün süresi gittikçe azalıyor. Şu anda da Aralık ayında olduğumuz için burada güneş saat 9 civarında doğuyor ve saat 3'e 10 kala da batıyor. 3.45'te de tamamen karanlık oluyor. Dolayısıyla hava yavaş yavaş kararmaya başladı ama gün daha bizim için yeni başlıyor. Gamlasutan'ın ana meydanına geldik şu an. O fotoğraflarda ünlü birkaç ev burada bulunuyor. Bir de tabii bu dönemde Christmas Market var. Christmas Market'in de aslında yarın son günü tam sonuna denk geldik. Şu an gördüğüm kadarıyla küçük bir Christmas Market burası. Yine diyorum en iyi Christmas Marketler bence Almanya'da. İsveçlilere genelde sessiz bir toplum diyorlar. İşte mesela metroda olsun vesaire çok dikkat ediyorlarmış. Yani sessiz olmaya ve sessiz olmadığınız zaman abes karşılanıyormuş. Vallahi bence Christmas Market de çok sessiz şu an. Yani insanlar var, kalabalık ama bence ses bayağı düşük. Sence de öyle değil mi Uçak? Müzik de yok bir de müzik mesela. De evet, öyle boş dükkanlar ve ışıklandırmalar aynen var. Seviye ses seviyesi bence bir hayli alçak şu an. Market klasiği olarak tabii ki sıcak şaraplarımızı aldık. Burada meydanda çok güzel bir atmosferde içiyoruz. Yalnız burada şöyle bir farklılık var ki bu sıcak şarapların içerisinde alkol yok. İsveç'te dışarıda alkol tüketmek çok büyük bir problem. Bu nedenle Christmas Market'te verilen içkilerde de alkol kullanmıyorlar. Aynı şekilde eğer alkol tüketmek istiyorsanız ya daha önce bahsettiğimiz marketlerden, özel marketlerden gidip bunları almanız gerekiyor ya da alkolü vermeye yetkili olan barlarda, kafelerde bunu içebiliyorsunuz. Kesinlikle dışarı alıp çıkamıyormuşsunuz. Peki buradaki sıcak şaraba ne deniyor? Buradaki sıcak şarabın adı da Glögg. Evet, Glögg ve tadı çok tatlı ve şerbet gibi böyle. Evet, güzel. Böyle şifalı bir tat var. Evet, bayağı tatlı bence. Evet. Şarabın yanındaki o kurabiyeleri ücretsiz vermişler, tarçınlı kurabiyeleri. Ama Burçak'ın elinde başka bir şey var. Bunu para vererek aldık. Safranbule deniyor bu ekmeğe burada. Daha çok Christmas zamanında tüketilen bir ekmekmiş ve içerisinde safran varmış. Biz tadına bakmak için böyle ufak iki tane aldık ama çok beğenmedik. O yüzden olduğu gibi duruyor. Bence de güzel değil. Nobel ödüllerine ismini veren Alfred Nobel İsveç doğumlu. Gamlasutan'ın tam ortasında da Nobel Ödülleri Müzesi bulunuyor. Bu müzede geçmişten günümüze Nobel ödülleri ve kişiler hakkında bilgiler veriliyormuş. Hollanda'da çok popüler olan bu meyan kökü şekerleri İsveç'te de bayağı popülermiş. Bunu Hollandalılar seviyor ama ilk defa tadan yabancılar genelde diyor ki ne kadar kötü bir şey bu. Bunu nasıl yiyorsunuz? Ama bunların İsveç'te de popüler olduğunu öğrendik. İsveç aslında bir krallık ve bu ülkenin Gustav adında bir kralı var. Hollanda'daki gibi temsili aslında buradaki kral da daha çok devlet, hükümet tarafından yönetiliyor. Arkamızdaki saray da Kraliyet Sarayı olarak geçiyor. Stockholm'da bulunuyor, Gamlasutan'da bulunuyor. Kraliyet ailesinin makamları bu sarayda yer alıyormuş. Önünde askerler de bekliyor. Az önce şans eseri nöbet değişimine de geldik. Öyle çok şaşalı bir nöbet değişimi görmedik. Çok kısa göstermiş olduk en azından. Şu an saat 4'e 5 var. Havanın ne kadar karardığını görüyorsunuz. 4'e çeyrek kala tüm gün ışığı gidiyor artık. Çünkü şu an yılın en karanlık dönemindeyiz. Gamlasutan'da arkamda bulunan Irish Pub'da oturduk biraz. Bu mekanın patates kızartmasını gerçekten çok beğendim. Biraz aç olduğumdan da olabilir. Ama yanında getirdikleri sarımsaklı bir sosu vardı. O da gerçekten çok lezzetliydi. Onu söylemek istedim size. Bugünü burada bitiriyoruz. Çünkü hava karardı. Çok fazla farklı yerlere gidemeyeceğiz artık bugün içinde. Ve ama saat 6.40 şu an. Ve saat 6.40 saatlerdir bir yerlerde oturuyoruz. Burada oturduktan sonra başka bir yere gittik. Orada oturduk falan. Eve dönüyoruz şu an yavaş yavaş. Yarın ama Stockholm'u biraz daha gezeceğiz. Yarın birkaç yer daha göstereceğiz size Stockholm'de. Sonrasında da kuzeye doğru yola çıkacağız. Yarın görüşmek üzere diyelim şimdilik.
Herkese ikinci günden günaydın. Saat 8:25 geçiyor. Hava tam olarak burada 8:45'te aydınlanıyor. Yani 8:45'te güneş doğuyor. Dün gece boyunca kar yağmış. O yüzden arabanın üstünde buz kaplamış. Arabada da şöyle bir fırça vardı. Yola çıkmadan önce onu temizliyoruz şimdi. Şimdi bir tane seyir noktasına çıkıyoruz. Gamla Stan'ı, belediye binasını vesaire karşıdan görüyor. Yukarıda gösterelim size. Stockholm'da 14 tane ada bulunuyor. Biz şu an Södermalm adasındayız. Bu adada bir tepe var. Manzara seyir noktası aslında. İsmi de Montelusvagen diye geçiyor. Buradan belediye binasını, arkamda görüş biraz kötü ama dün gittiğimiz Gamla Stan'ı, oradaki işte Kraliyet Sarayı'nı vesaire de izleyebiliyorsunuz. Evet, bugün çok soğuk ve biraz tipi var gibi. Şu taraf hiç gözükmüyor. Evet. Hiç görüş alanı yok. Çıplak gözle bakılmıyor o tarafa. Bugün 3 derece, dün 0'dı mesela. Avokadolu tostlar bayağı lezzetliydi. Size biraz İsveç market fiyatlarını göstereyim. 11'e bölmeniz gerekiyor euro karşılığını bulmak için. Mesela 33.95 olan şu portakal 3 euro kilosu. Elmalar 3 euro üzerinde. Şu en soldaki 4 küsür euro. Domates mesela 5 Euro'dan biraz pahalı. Salatalığın tanesi neredeyse 2 Euro. Rolonlar 3 Euro civarında. Şampuanlar da 4,5-5 Euro. Head & Shoulders'lar. Gazeteler 5 Euro civarında. 4, bu da neredeyse 5 Euro. Biraz önce bir manzara noktasını göstermiştik size. Şimdi ikinci manzara noktasındayız. Burası Stockholm'un balkonu olarak geçiyor ve söylendiğine göre Stockholm'un en güzel manzarasına sahip yer burası. Biz de çok beğendik. Biraz da yüksekteyiz burada. Böyle karşıdan Old Town'u falan da görüyoruz ve dün gezerken sokaklarını da çok beğenmiştik. Bugün dışarıdan da çok güzel ve çok tatlı gözüküyor. Şunu da söylemem gerekiyor ki bugün Stockholm'u daha bir başka beğendik. Karlı, her yer bembeyaz, o kadar güzel ki sokaklarda yürümek çok zevkli. Biraz soğuk ve rüzgar var. Birazcık üşüyoruz, yüzümüz falan yandı ama kesinlikle çok tatlı ve çok keyifli. Bizim gitmediğimiz ama sizin gidebileceğiniz birkaç yer söyleyeceğim size kapatmadan önce. Size uzaktan gösterdiğimiz belediye binasını ziyaret edebilirsiniz. Bu şehre gelince ana ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri çünkü orası da. Bu şehirde aynı zamanda ziyaret edebileceğiniz çok fazla müze bulunuyor. Mesela Skansen Müzesi bunlardan bir tanesi. İsveç'in böyle eski hayatını biraz görebiliyorsunuz o müzede. Onun haricinde Vasa Müzesi bulunuyor. Vasa Müzesi'nde de aslında bir Viking gemisi sergileniyor. Zamanında inşa edilmiş, ilk seferinde batmış hikayesi biraz ilginç olan bir gemi sergileniyor. Yani genel olarak turistler bu şehre geldiğinde bu müzelere de gidiyorlar. Tabii daha fazlası da var. Direkt 10-12 tane çok rahat müze bulabilirsiniz Google'a yazsanız bu şehirde. Biz gitmiyoruz onlara dediğim gibi. Sizin için sadece bir tavsiye. Daha fazla zamanınız varsa değerlendirebilirsiniz. Biz Stockholm'u genel anlamda ilk geldiğimizde beğenmemiştik. Çünkü mimarisi bize biraz böyle iç karartıcı ve apartman gelmişti açıkçası. Ama şehri gezdikçe, özellikle bugün karda görünce şehirde biraz daha ısındık. Birkaç yere girip bir şeyler yiyip içince, o işte içerideki sıcak ortamları hissedince daha da iyi hissetmeye başladık. Muhtemelen bu şehirde yaşasak burayı daha çok severiz diye düşünüyorum ben.
Stockholm'e gelinmeli mi? Bence gelinmeli. En azından İsveç'le ilgili o kafanızdaki soru işaretlerini net olarak giderebilirsiniz burada. Çünkü benim mesela beklediğimden çok daha farklı çıktı şehir. Şimdi biz İsveç vloglarımıza devam edeceğiz. Buradan yavaş yavaş kuzeye sürmeye başlayacağız arabayla ve önümüzdeki 7 günde İsveç'te olacağız hala. Stockholm vlogunu burada kapatıyoruz yavaş yavaş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.